Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Redmi Note 11 Pro hafıza kartı nereye takılıyor onu size paylaşacağım. Hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın, kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şu görmüş olduğunuz kendi iğnesi, kendi iğnesi derken bunlar bütün akıllı telefonları aynı iğneyle açabiliyorsunuz. Ve toplu iğne ya da dikiş iğneleri uçları çok sivri ya, sivri olduğu için zarar görüyor. Hemen deneyelim. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmem için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya, bastırdıkça daha da aşağı iner. Cihazınızı garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bazen de yanlışlıkla şu girişe takıyorlar. Bu giriş mikrofon çıkışı. Mikrofon çıkışına iğneyi soktuğunuz zaman cihazınız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Çünkü kullanıcı hatasına girer. Bilginiz olsun. Dikkatli bir şekilde takmanız gerekiyor. Birkaç video izledikten sonra sim kartla hafıza kartı takın. Yani şimdi kendi iğnesini açıyorum. Kendi iğne yuvaya koyuyoruz. Açabilmem için bastırmanız gerekiyor. Şu şekilde bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten. Ekrana bakacak sim kartı değil. Yani sim 1'i değil. Sim 2'yi çıkarıyorsunuz. Sim 2'yi kullandığınız zaman hafıza kartı kullanamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet, SIM 2'nin yerine şurada zaten yazıyor. Şurada SIM 2 hemen ekrana gösterelim. Burada da SD yazıyor. SD yani hafıza kartı. Hafıza kartı da şu şekilde takıyoruz. Biraz da bastırmanız gerekiyor. Havada olduğu zaman tam oturmaz. Bilginiz olsun. Evet, çipleri, hafıza kartının çipi ise arka kapağa bakacak şekilde, birinci SIM kartı çipi ise ekrana bakacak şekilde. Aynı zamanda buradaki delik ile buradaki delik birbirine bakması gerekiyor. Paralel olması gerekiyor. Şu şekilde. Evet, Redmi Note 11 Pro hafıza kartı nereye takıldığına dair sizlerle paylaştık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.